Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Monaco çok tehlikeli geliyor. Yüreğimiz ağzımızda. Çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı ilerliyorum. Aşağıda kaçan yok. Yukarıda kaçan yok. Kaçın oğlum araya. Gördüm. Attım pasımı. Hemşehir Games'ten hepinize merhabalar dostlarım. Yeni bir Efsane Ol serisine hoş geldiniz. Bu seride AZ Alkmaar maçıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi AZ Alkmaar maçına giriyorum. Gol kralı sıralamasında birinci sıradayım 20 golle. Beni takip eden Slugver var. Arkadaşlar hemen videonun başında size duyuruyum. Kaleci kariyeri çekiyorum ve forvet kariyeri çekiyorum. Hepsi muhtemelen bir gün arayla gelecek. Yani bir gün kaleci kariyeri, bir gün forvet kariyeri. Ve o gün içerisinde şöyle olacak arkadaşlar. Her gün iki video atmayı düşünüyorum kanala. Bir gün içerisinde mesela forvet kariyeri ve şey düşünüyorum, Shards of War mesela. Bir günde kaleci kariyeriyle Minecraft'ta devam etmeyi düşünüyorum. Yani o şekilde her gün iki video gelecek. Çünkü kanalda değişik oyunlar takip eden kişiler var. Ya da Shards of War çekmediğim günlerde Golay çekmeyi düşünüyorum. Yani onu ayarlayacağım arkadaşlar, ama şunu bilin ki günde iki video atacağım. O şekilde kaleci kariyeri gelecek mi, devam edecek mi gibi sorular alıyorum. Kaleci kariyerini kesinlikle bitirmedim ve bitirmeyeceğim. Kaleci kariyeri de gittiği kadar gidecek. Siz sıkılana kadar gidecek arkadaşlar, haberiniz olsun. Neyse, bakalım bu maçta neler bekliyor bizi. İleriye doğru bayağı uzun bir pas attılar. Slugver'e, Slugver bitiremedi. Slugver AZ Alkmaar tehlikeli geliyor. Kalecimiz çok güzel çıkarttı. AZ Alkmaar atağa devam edecek. Bayağı tehlikeli geliyorlar. Ve attılar arkadaşlar. 1-0 oldu. Bu maç ilk defa ben takımımızı bu kadar kötü gördüm şu ana dek arkadaşlar. Neredeyse çok az pozisyonlu bir Slugver'in birebir pozisyonu vardı. Onun dışında pozisyon bile yoktu bizde. AZ Alkmaar'a da çok rahat geçirdi defans. Bilmiyorum, AZ Alkmaar güçlü bir takım fakat bir Ajax kadar güçlü değil. Ya da bir Feyenoord kadar güçlü bir takım değil, ama işte bu maçta böyle talihsiz bir gol yedik arkadaşlar. Bakalım maçın kalan bölümünde neler olacak. Umarım bu maçı alırız. Bomboş pozisyon. AZ Alkmaar oyuncusu bu sefer atamadı arkadaşlar. İkinci gole çok yaklaşmışlardı. Top bende. Slugver'e doğru açtım. Slugver gene bitiremedi. Slugver. Yapma bunu Slugver. Larsen'a doğru sol kanatta. Larsen ortaya açtı. Arka direkte Slugver dokunamadı. Artık gol bulmak istiyoruz. Yine açtı top beni. 67. dakikadayız arkadaşlar. 1-0 gerideyiz. AZ Alkmaar'a karşı bu maç aslında galibiyet beklediğim bir maçtı. Fakat şu ana kadar AZ Alkmaar o kadar etkili geliyor ki defansımız durduramıyor adeta AZ Alkmaar'ı. Yani ikinci golü yememiz an meselesi arkadaşlar. Larsen bana doğru uzattı. Offside dedi hakem. Arkadaşlar şu ana kadar maçı değerlendirecek olursam yani şu ana kadar son 10 videodaki en kötü maçımızdı. Çünkü iki defa Slugver net pozisyon yakaladı, değerlendiremedi ve takımın morali bayağı bozuldu. Bir de üzerine gol yedik arkadaşlar. Öyle olunca hiç oynayamadık. Top bir defa ayağıma gelmedi doğru düzgün. Hiç net pozisyon yakalayamadım şu ana kadar. Öyle söyleyeyim size, AZ Alkmaar maçı kötü bir başlangıç oldu bizim için. Ama yapacak fazla bir şey yok. Artık 90. dakikadayız. AZ Alkmaar hala bastırmaya devam ediyor. Defansımız şu ana kadar bayağı etkisizdi arkadaşlar. Birçok pozisyon buldular. Onların da değerlendiremediği pozisyonlar vardı maçta. Fakat bizim o iki pozisyon dışında hiçbir pozisyonumuz yoktu. Artık Suriye'ye oynadıkları da belli. Maç da bitti arkadaşlar. Deplasmanda 1-0 yenildik AZ Alkmaar'a. Ve
Evet, Twente berabere kalmış. Ajax yenmiş. Arkadaşlar, Feyenoord'da durum hala kötü onlarda. Yalnız bir galibiyet aldıklarına, biz de bir mağlubiyet yaşadığımızı, bizim sıramızı ele geçirebilirler. PSV ve AZ Alkmaar'da takip eden takımlar arasında arkadaşlar. Önümüzde Wolfsburg maçı var arkadaşlar. Çeyrek finaller ikinci ayaktayız, yani ikinci turdayız. Çeyrek finallerde bugünkü maçta hatırlarsanız cezalıydık arkadaşlar bir önceki maçtan. Biz kritik bir skorla mı yenmiştik? Yanlış hatırlamıyorsam kritik bir skorla almıştık maçı. Burada sistem değildi. Veri tabanı müsabaka bilgisi değil. Neredeydi bu bizim takvimimiz? Lig programı. Takım bilgisinde, lig programında. Bakalım, 2-1 yenmişti arkadaşlar. Çok riskli bir sonuç cidden. Ve ben oynamıyorum maçta. Düşünün ne kadar riskli olduğunu. Yani çeyrek finallerden elenme riskini taşıyoruz şu anda. Hadi oğlum. Hennevin almış be. Biz mi almışız? Herhalde biz almışız. Çünkü bizim altımızda siyah bir çizgi gösteriyor. Herhalde biz aldık arkadaşlar. Bir sıfır yenmişler bizi. Yarı finaller kurasına kalmış. Abi çok iyi ya. Yarı finale çıktık UEFA Avrupa Ligi'nde. Tottenham Liverpool'la biz de Monaco ile yapıyoruz arkadaşlar. Artık Avrupa'da son 4 takım. Dünyanın demeyelim de Avrupa'nın en büyük takımı belli olacak arkadaşlar. Hemen ileri diyelim. Önümüzde Vitesse maçım vardı. Takımın adını tam hatırlamıyorum ama evet, Vitesse'ymiş. Vitesse maçını geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bizim takıma güveniyorum, inşallah alırlar. Alamazlarsa yapacak bir şey yok, maça giremem. Bu maç biraz sıkıcı bir maç olacak. Bakalım, berabere kalmışlar. İkinci sırayı koruyoruz. Yapacak bir şey yok. Şeyde almış maçı arkamızdan. Groningen, bu maçı da geçeceğim arkadaşlar. Groningen maçını da. Bunlar çok önemli maçlar olmadığını düşünüyorum. Şöyle atlayalım bakalım. Çünkü arkadaşlar önümüzde Avrupa maçları var. Yoksa geçmeyeceğim ama bizim takım 4-2 almış zaten rahatından. Önümüzde Avrupa maçları var ve Avrupa maçları yeterince önemli. Öyle düşünüyorum. O yüzden Avrupa maçlarına girmemiz lazım. Daha eğlenceli video olması için. Bundan sonraki 2 maçı da yapacağım arkadaşlar. Ve 4 maçta videomuz bitmiş olacak. Bütün videolar 4 maç olacak, haberiniz olsun. Evet, Monaco'yla deplasmanda oynayacağız ve arkasından PSV derbisi var ve bir sonraki maçta yine Monaco maçı evimizde oynayacağız. Bakalım bu maçlarda neler yapacağız. Evet, çok etkili bir pozisyon yakaladık. Slugver pas vermedi, Slugver. Ve atağı öldürdü bildiğiniz Slugver son zamanlarda. O da çok istikrarsız arkadaşlar. Vallahi Slugver'i eskiden çok severdim. Şu anda nefret ettim bildiğiniz. Çünkü önceki maçımızdaki boş pozisyonları değerlendiremedi. Burada da bize verse belki de golü bulacaktık. Yani Monaco'da az buçuk bir takım değil arkadaşlar. Adamlar yarı finale çıkmış. O pozisyonları değerlendiremezsek hangi pozisyonları değerlendireceğiz? Ve ben vuruyorum ve gol! 90'a astım, 90'a. Avrupa'da yarı finalde boş geçmedik. Slugver'den bahsediyordum. Bir anda Larsen önüme attı topu. Burada Larsen aldı. Görüyorsunuz, koşumu gördü Larsen. Verdi pasını. Güzel kontrol ettik. Vurdum ve bildiğiniz 90 astım arkadaşlar. Monaco çok etkili geldi. Kalecimiz yine çok büyük bir iş başardı arkadaşlar. Helal olsun kalecimize. Slugver koşumu gördü. Larsen dokunmasa, ah Larsen. Bana bıraksan var ya orada. Burada vuracaktım. Slugver aldı. Slugver pasını verdi ve gol. İkinci golümü attım. Slugver verdi, ikinci golümü attım arkadaşlar. Slugver'den beklemiyordum böyle bir pas. Son zamanlarda kötü bir performans sergiliyordu. Ama burada rakipten topu söktü aldı. Koşumu gördü Slugver. Hafif eğimli bir pas ve ben de
Vurdum, kaleci resmen bakmış. Yani başka hiçbir şey yapamamış kaleci. Sadece bakmakla yetinmiş. At 1-0 this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing feeling the other. Monaco tehlikeli geliyor. İlk defa bu kadar etkili geliyor Monaco. Ve golü buluyorlar arkadaşlar. Ne yaptı? Monaco Nani transfer etmiş ve ne yazık ki golü yedik arkadaşlar. Fenerbahçeli Nani'den, şu anda Fenerbahçeli Nani'den diyelim, oyunda Fenerbahçe olmadığı için. Monaco yine tehlikeli pozisyon buldu, defansımız yine etkili arkadaşlar. Hadi Larsson, alırsın sen. Larsson dokunamadı orada, atağa çıkmaya çalışıyoruz. Hadi beyler, biraz daha çabalayın. Ben de artık defansa yaklaştım arkadaşlar. Tek pas oynuyorum şöyle. Çok güzel bir tek pas oynadık. Beni gördü ama top arkama düştü arkadaşlar. Carvalho ileriye doğru, German'a doğru attı. Bayağı etkili defansımız cidden son dakikalarda. Artık tehlikeli maçın son dakikalarına doğru geldik arkadaşlar. Monaco'da bastırıyor, biz de bastırıyoruz. 2-1 önde olmanın avantajı var üzerimizde. 2-1 önde olmanın rahatlığıyla oynuyoruz. Golü Nani bulmuştu hatırlarsanız. German içeriye doğru bir pas denemesi, geçmedi. Kaleci de beni gördü. Pasımı indiremedim. İkinci müdahale. Oo, çok sert girdi. German gördü. Nani'ye Allah'tan gelmedi. Gelsen hani orada bitirebilirdi. Bitirici vuruş yapabilirdi. Çok enteresan bir pas verdi. Ne gerek vardı o kadar zorlamaya? Monaco öyle ya da böyle atacağım dermiş gibi geliyor. O kadar azimli geliyorlar ki. İndirdim mi topu? İndirdim ama defansa kaptırdım. Birazcık daha baskı yapmamız lazım. Ben de defansa döneceğim arkadaşlar. Kapatın oğlum önünü. Kapat. Anam be. Yok böyle bir şey. Gelmesem bu. Gelmesem daha faydalı olurmuş bir defansa. Ya abi olamaz ya. Adam son anda döndü. Çok temiz alacaktım o topu. Yani teknik direktör bana iyi bir sövmüştür kenardan. 2-2 oldu. Carrasco attı. Ha, hoca bana iyi bir sövmüştür kenardan. İki gol attım ama bir tanesine kendi kaleme atmış kadar oldum arkadaşlar. Cidden seride ilk defa böyle bir hata yaptım. Bu kadar kötü bir hata. Ve hoca bana bildiğiniz sövmüştür yani. Neyse. Artık bir sonraki maçta arkadaşlar daha çok gol atıp intikamımı almak istiyorum. Hatamı telafi etmek istiyorum. Moral bozmaya gerek yok. Önümüzde ne maçı var? Önümüzde PSV maçı var arkadaşlar. Evet, PSV maçı da zorlu bir maç olacak. Bu maçı kaybetmeyi göze alamayız dedik. Tabii ki de bu maçı kaybetmeyi göze alamayız. Aksi takdirde Feyenoord'un bizim önümüze geçme ihtimali var ve PSV'nin bize puan olarak yaklaşma ihtimali var. Bakalım maçta neler olacak. Çok güzel kontrol ettim topu. Çok hızlı gidiyorum ve gol. Önceki maçımda hocaya söz vermiştim daha çok gol atacağım diye ve PSV maçının ilk dakikalarında attım. Umarım arkadaşlar Monaco maçında da aynı şekilde bir başlangıç yaparız. Narsing. İçerisi boş. Aman dikkat.
Luke De Jong'un şutu dışarıya gitti arkadaşlar. Allah'tan dışarıya attı Luke De Jong. PSV çok etkili geldi. Kalecimiz yine muhteşem bir kurtarış yaptı. O kadar şık, o kadar estetik dokunuşlar yapıyor kalecimiz. Yani rakip takımın adeta umutlarını bitirdi. Larsen bana doğru verdi, vurdum. Aman tanrım. Kaleci elini bile uzatamadı arkadaşlar. Adam bildiğiniz elini çekti. Füze attık bildiğiniz kaleye ya. İzleyelim şöyle golün tekrarını. Larsen gene çok akıllı oynadı. Beklemiyordum öyle bir pas. Başta koşmadım arkadaşlar. Burada başta koşmadım, sonradan koştum. Ama öyle bir vurduk ki kaleci elini çekti yani bildiğiniz. O kadar sert vurmuşuz. Larsen'a doğru uzun bir pas. Larsen'ın arkasında kaldı top. Artık arkadaşlar artı 3'e girdik uzatmalarda ve artı 4'e de girdik şimdi. Maç bitti, bitecek arkadaşlar. Son düdüğü bekliyoruz artık. PSV'nin çabası bir işe yaramayacak. Well, when it becomes that speculative, I think it requires something from the very. Evet arkadaşlar, 2-0 aldık. Turnover takımı olarak PSV'yi evimizde 2-0 mağlup etmeyi başardık. 2 golün sahibi de benim. Önceki maçta 2 gol atmıştım ama bir tane de penaltı kazandırmıştım rakip takıma. Şimdi o maçın intikamını almak istiyoruz. Teknik direktöre o maçta üzgün olduğumu, bilerek yapmadığımı göstermek istiyorum. Hatamı telafi etmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım o maçta hatamızı telafi edebilecek miyiz? Monaco'yla evimizde yapacağız. Monaco'da Berbatov çok hızlı geliyor. Defansımız mükemmel bir müdahale yaptı. Şimdi araya kaçacağım. Yine kaptırdık topu arkadaşlar. Çok fazla zorlanıyoruz. Evimizde olmamıza rağmen. Bu arada bana yapılan bir faul var. Genellikle bu alandan kullanılan serbest vuruşlar hiç etkili olmuyor ama görüyorsunuz direkt ön alana doğru fazla bir etkisi olmuyor. Burada kötü bir pas attı takımımızdan bir oyuncu. Artık 30. dakikaya girdik arkadaşlar. Ne yap edip bu maçta gol atmam lazım, maçı kurtarmam lazım bir şekilde. Finale gitsek mükemmel olmaz mı? Şimdi yarı final denenirsek çok üzülürüm cidden. Yarı final denemek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden elinden geleni yapacağım. Monaco da çok etkili geliyor. Yalnız defansımız şu ana kadar iyi işler başardı. Onu da söylemek lazım. Haklarını vermek lazım arkadaşlar. Tehlikeli. Kalecimiz etkili. Kalecimiz çok etkili. Bacak arası yiyebilirdi ama bu pozisyonu uzaklaştırmayı başardı. Monaco tehlikeli geliyor. Allah'tan atamıyorlar arkadaşlar. Yüreğim ağzıma geliyor biliyor musunuz? Bir gol atsak o kadar rahatlayacağız ki. Ama bir türlü pozisyon bulamıyoruz maçta. Aman diyeyim. Nani'nin şutu. Kalecimiz güzel kurtardı. Bir oh çekiyorum arkadaşlar. İleriye doğru bana bir pas inmedi. Ah bir pas bulsak arkadaşlar. Ah bir boş pozisyon bulsak. Şu an tek izlediğim şey Monaco'nun atakları yani. O derece etkili geliyorlar. O derece tehlikeli geliyorlar diyeyim size. Bir atak şansımı. Çok hızlıyım. Vurdum ama geçmedi. Oyuncular kaçmadı. Ben de vurmak istedim. Defansları etkili arkadaşlar. Çok tehlikeli bir kontra atak. Oh. German Allah'tan dışarıya attı. Artık maçta 71. dakikalar. İki takım da risk alacak. İki takım da çok etkili gelecek. Tehlikeli gelecek. Atan kazanacak arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Ben de çok korkuyorum şu anda. Önceki maçta ahu penaltı yaptırmış olmasam hani bu kadar korkmayacağım ama benim yüzümden de maçı kaybetmemizi istemiyorum arkadaşlar.
Bana bir engelleme vardı, hakem görmedi orada. Araya kaçıyorum. Çok uzun bir pas. Offside. Offside. 1 santimli offside. Tabi 1 santim demin bayağı varmış. Az sarklı offside'a düştük arkadaşlar. 77. dakikadayız. Şu an korkulan dakikadayız. En küçük bir hata maçı kaybetmemize neden olabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Aman arkadaşlar, aman diyeyim. Ya oğlum ne gereği var, ne gereği var, ne gereği var. Hadi beyler. Güzel, 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 geliyorum. İndir oğlum bana. Çok güzel. Kaçacağım araya. Niye böyle bir pas attın? Niye böyle bir pas attın? Ne gerek vardı öyle pasa? Keşke sürseydin oğlum. 85. dakika. Artık var ya, kesin bir hata yapacak ya. Kaç oğlum araya. Verdin pası mı? Atar mı? Atamadı. Direk engel oldu. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Monaco çok tehlikeli geliyor. Yüreğimiz ağzımızda. Çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı ilerliyorum. Aşağıda kaçan yok. Yukarıda kaçan yok. Kaçın oğlum araya. Gördüm. Attım pasımı. Gol. Tern attı. Tern oyuna girdi, 7 numara golünü attı. Taraftarlar çıldırıyor. Ben çıldırıyorum. 1-0 öne geçtik maçta. Kaleci böyle üzülüyor, Subasic. Elveda Monaco. Elveda size. Yarı final. Yarı finali geçtik. Final beklesin bizi. Her Neven'ı, yılın takımını, yılın patlayan takımını, Ali Zafer'le patlayan takımını. Görüyorsunuz, böyle bir pas attık ve bizi final beklesin. Geliyoruz UEFA Avrupa Ligi finali. Bomba gibi geliyoruz. Hatamı böyle telafi ettim. O kadar güzel bir pas attım ki. Son dakikada attık. Çok iyi abi ya. Çek Cumhuriyeti maçına benzedi. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçına. Son dakikadaki golümüzü 3-2 aldık. Çok iyiydi cidden ya. Genel averaj olarak bahsediyorum. Genel skor olarak 3-2 arkadaşlar. Maçın adamı Tern olmuş 7.0'la. Yani iki takım da birbirine çok fazla üstünlük kuramadı maçta son dakikaya kadar. Çok iyi bir pas attık. Ve bizi finale götüren golü Tern buldu arkadaşlar. Önümüzdeki maç Roda Juniors'la. Dostlarım, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cidden bence çok güzel bir maç oldu. Tern demiş ki her maçta birlikte eğlenme kaydediyoruz demiş. Daha iyi günler göreceğiz tarzında bir açıklama yapmış arkadaşlar. Bu çok güzel bir videoydu bence. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve arkadaşlar, daha çok kişinin izlemesini istiyorsanız, kanala daha çok destek gelsin diyorsanız ve beni mutlu etmek istiyorsanız sosyal platformlarda kesinlikle paylaşmanızı istiyorum ki ben paylaştığınızda görüyorum. Ve Facebook sayfamız olan Hemşire Games'teki gönderileri de paylaşabilirsiniz. Sayfayı da beğenebilirsiniz. İleride canlı yayınlara tekrardan döneceğim. Ve Piskin 16 canlı yayını falan da yapabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.